2003'ten bu yana Türkiye'nin hattının, rotasının, geminin yönünün demokratik cumhuriyet yönünde eksikleriyle, kusurlarıyla, kazalarıyla, hatalarıyla çizildiğini ve sorunun bu eksikleri gidermek olduğunu ama bu değişiklikle ilk defa rotanın darbe dönemleri dışında, yani apoletli darbecilerin darbe yaptığı dönemlerin dışında rotanın başka bir yöne çevrildiğini görüyoruz. Bu bizim iddiamız. Buna herkes katılmak zorunda değil. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil ama bunu tartışacağız. Yani Türkiye'de demokratik cumhuriyeti güçlendirerek yolumuza mı gideceğiz? Yoksa bir temel tercih değişikliğinde mi bulunacağız? Başka bir ifadeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabuta koyup üzerine çivi çakacak mıyız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirecek miyiz? Demokrasiyi mezara koyup üstüne toprak örtecek miyiz? Demokrasiyi güçlendirecek miyiz? Bizim için tartışma budur. Saatlerce teknik tartışma yapabiliriz. Meclisin yetkileri budur, Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri budur, yargı şöyle oluyor, bunların tamamını akademik düzeyde saatlerce tartışabiliriz. Ama ne söyleyersek söyleyelim, bu işin özü milletin egemenliği devam edecek mi? Yoksa milletin egemenliği tek bir iktidar odağına, tek bir kişinin ne verilecek mi? Kişinin kimliğiyle meşgul değiliz. Kim olacağıyla meşgul değiliz. Yarın ben de olsam, bir başkası da olsa, Türkiye'de demokrasi ile diktatörlük arasında tercihin yapılabileceği bir tartışma bu tartışma. Görsel basınla ilgili konuda da mutlaka çalışmalar devam ederken yazılı basın burada duracak. Onlar daha önceki usul de böyledir. Haber alıyorlar ama basının haber alma hakkı açısından en azından partilerin tümüyle ilgili görüşmeler yapılırken, yani tümü hakkında görüşmeler yapılırken partilerin birer temsilcisinin konuşması sırasında görsel basının bulunmasında fayda var. Bunu daha önce de konuştuk. Yani görüntü alınması ve bu görüntü üzerinden kamuoyunun aydınlatılması önemli. Çünkü bu mesele sadece bu çatı altında, kapalı kapılar altında, arkasında görüşülecek bir mesele değil. Bu mesele sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendiren ya da milletvekillerini ilgilendiren bir mesele değil. Bu mesele sokaktaki simitçiyle ilgilendiren bir mesele. Bu mesele musluk tamircisini de ilgilendiren bir mesele. Bu mesele 78 milyonun egemenliği elinde bulundurup bulundurmayacağı meselesi. Bunu tartışacağız. O yüzden görsel basınında en azından siyasi partilerin birer temsilcisi görüşürken, konuşurken burada kalmasında yarar var diye düşünüyoruz. Bu konuda bir uygulama yapılırsa sağlıklı olur düşüncesindeyiz. Teşekkür ederim.